size kalan parçanız ne? Vallahi var mı öyle en çok diyebileceğiniz bir parça? Yani hepsini herkesin dilinde ama böyle en çok genelde insanların istediği bir parça var mı? Şimdi bakın bu yaptığım türküler içerisinde İstanbul ortamından bahsedeyim. Bütün televizyonlarda izliyorsunuz. Evet. Hep benim türkülerimi çalıp söylerler. Evet. Ama benim hiç ismimi almazlar. Hiç. Evet. Bu Yusuf Semal Kesin abimizindir. İşte katkılarına teşekkür ederiz. Öyle bir şey demezler. Evet. Allah bile teşekkür bekliyor. Teşekkür şükür demektir yani. Evet. Allah bile anılmayı seviyor. Yani ben Allah'ın yarattığı bir kul olarak ya benim olduğunu söylesem ne kaybedersin? Behe kafir diyorum. Ama işte namkeniz işte felsefe burada. Hümanist duygular burada. Yok işte kapteri bozuk. Hain. Yani bu değerleri özümseyememişlerdi. Bak ben Mehmet Sürü Öztürk, Bahattin Çamur Ali, Kadip Şadip, Şoğlu Osman, Koryanalı Hüseyin, Rizeli Sadek, Hüseyin, Dilaver, Fahretli Dilaver, Şevket Göroğlu. Bunlar hepsi üstadlarım benim. Ben bunlardan hepsini harmanlaştırdım da bir ekol ortaya koydum. Onların üzerinde olmayacaktı. Belki de kafamda 200-300 tane bestem vardır. Ama onları ben böyle konsantrasyona girdiğim zaman böyle teşiyorum. Çorap söküyor gibi çıkardım. Şimdi bir sonraki soruyu da ben ona hazırlamıştım Yusuf abi. Gizli sandığınızda yaklaşık ne kadar Çaykara türküsü gizli ve ne zaman ortaya çıkacak? Yani o gizli sandığınızda sizin bir hazine var ama onu ne zaman, yani mesela bir sonraki albümde bunları çıkartacak mısınız? Yetmez ki. Yetmez. Tabii hiç ki. Yetmez. Ne kadardır yaklaşık tahmin? 13 tane türkü okuyacağım orada. 3 adaya kadar hesap edişti. Evet. Dünya kadar vardı. Şimdi çalarken kendiliğinden çıkıyor. Evet. Yakalıyorum orada. Ondan sonra da unutuyorum onu. Ben biraz balık havzasına sahibim yani. Gerçekten samimi söylüyorum böyle. Kolay güzel yakalıyorum, sonradan unutuyorum onu. Bir daha da bulamıyorum. Peki yaklaşık bir tahmini sayı var mıdır sizde böyle bilim henüz duymadığımız, yani daha doğrusu duyup da kasetlerde dinlemediğimiz? Hiç duymadığınız parçalarım çok vardır, hiç çalmadığımdır. Henüz televizyonlara çalmam bunu çünkü çaldığım anda ertesi gün kasete bakacağım, malıma sahip çıkamayacağım. Nihayet öyle türküler vardır. Benimdir ama şimdi ben diyemiyorum ki benimdir yani. O ki onunla, o okudu onu, ona muhatap olmak istemediğim için benim diyemiyorum, lanet ol diyorum. Şimdi Yusuf abi siz genç sanatçılara bu kadar çok destek oluyorsunuz. Çok destek oluyorsunuz maşallah. Yani bu sizin gibi yapan başka üstad yok mu? Olmam lazım zaten. Yakışıyor da olur. Üstadların kıymeti biliniyor mu? Bu kadar genç sanatçı sizin kıymetinizi biliyor. Şimdi bu yeni yetişen çocuklar hepsi bana saygılıdır. Şimdi bunlar hepsi benim çıraklarımdı. Bugün piyasada var onlar. Hepsi benim zamanda çıraklarımdı. Evet. Şimdi onlar öyle bir kemenceyi geliştirdiler. Şimdi bu sefer üstad oldular. Ben onların çırağı oldum. Estağfurullah. Yani o noktaya kadar geldiler yani. Yani yeterince kıymetiniz biliniyor diyor. İçiniz rahat mı? En çok kıymetimi halk bölümü biliyor. Evet. O zaten böyle, yeterli. O bana sanat. Yetiyor. Mesela sonradan zengin olmuş böyle eskiden köyde ırgalı da şimdi ağlık taslayanlar. Zaten evet. Müzik duygusu insanlar olmadığı için onlar evet. Benim kıymetimi bilemezler. En çok hangi genç sanatçılara beğeniyorsunuz? Yani kemençe çalan olabilir, vokalist olabilir. Yani en gençlerden en çok hangi sanatçıları beğeniyorsunuz? Kemençeci de olabilir. Kemençe olarak mesela evet. Bizim şimdi Tahsin Terzi, evet. Onar Şahin, Mehmet Tak, aklıma Yakup Saral, bizim Yakup Atalay var, bizim Yaşar var yani bizim Yaşar'ın kemençe çalması çok farklı bir olaydı. Onu zaten söyleyeceğim birazdan soracağım. Bizim Yahya Birinci var, evet. Ondan sonra Ramazan diye bir çocuk var. Biliyorum şu Rizeli. Ha, Umut var. Umut Ayvaz. Evet. Hepsini beğeniyorum, hepsi de kaliteli çocuklar. Düşünebiliyor musun Sultan Murat'ta 48 saat durmadan kemençe çaldı. Sultan Murat gibi yerlerde hava soğuk, çocuktum, bizim yaşlılar. O zaman da fakirlik de vardı, kemenceden de para kazanıyordu, kemence bayıltma olayı vardı. Kemence bayıldığı zaman herkes para vermek zorundaydı yani, vermeyen utanırdı, ayıp olur falan filan. Herkes para alırdı, ben çocukluğumda parayı bulmuşumdur, para sahibi olmuşumdur. 48 saat kemence çalmışımdır, hiç durmadan. Kemençenin dışında en çok sevdiğiniz ikinci enstrüman ne? Şimdi davul zurnaya bayılıyorum. Ve kavalımıza. Tulum da aynı ölçüdedir. Yani Karadeniz enstrümanlarına evet. Ama çok iyi çalınacak. Öyle ufurukla ufurukla değil yani. Evet. Kaval çalan adam dilde bir şey katmayacak ona. Tamam mı parmak birleriyle beraber? Ona bayılıyorum yani. Karadeniz müziği dışında, kemençe dışında yani. Başka tarz müzik dinler misiniz? Dinlerim. Mesela? Mesela şimdi çok ilginç gelecekse, mesela ben şimdi Johann Sebastian Bach'ı çok dinlerim. Çok güzel. Darvaş'ı dinlerim. İşte. Bakanini'yi dinlerim.
Paganini. İşte Yusuf abi, biz sizinle bu kadar çok sevmemin sebebi belki bundandır. Aynı sizinle aynı tarzları. Ben ya, de çok dinlerim o sahipleri. Darbaş'ın çalışına bayılıyorum. Yehudi Menheim. Evet. Dünyanın onlar büyük keman virtüözü. Evet. Klasik müziklerin dümeni Sostakovich olsun, ondan sonra Rus besteci Rahmaninov, Çaykovski. Yusuf abi, bakın bizim müziğimizi anlamayan, daha doğrusu küçümseyen başka bazı dejenere insanların şu söylediklerinizi dinlemesini çok istiyorum. Çok çok anlamak tabii istiyorum. Çünkü ben de aynı sizinle aynı tarzları seven bir insanım. Ama bizi bazı, şimdi o konulara da geleceğim. Bazı insanlar yüzünden, bazı cahil insanlar yüzünden, bizim dımtıs 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 müzikleri yüzünden bizim müziğimizin çok aşağılandığını hissediyoruz. Teknolojik müziği hiç sevmiyorum. Evet. Diskinirim onları. Evet. Tekno, yani teknik müzik yani, elektronikle beraber yapılan müzik hiç benim kulağımı tırmalamıyor. Müzikte insan becerisi olacaktır, evet, yani parmak hünerleri olacaktır. Yani evet, bedenin hükmü, hakimiyeti olacaktır müzikte. O müzik doğru bir müziktir. Evet. Teknolojik programlıyorsun, istediğin ritmin üzerine şey git gitsin. Gençlere mesajım, yani saygılı olmalarını tavsiye ediyorum müziğe karşı. Değerlerine karşı çok saygılı olsunlar, teknolojik müziği bıraksınlar, kendi değerlerindeki müziğe sahip çıksınlar. Bu meşhur kravat bağlama tarzını nereden öğrendiniz? Ben gerçi biliyorum ama. Bizim daha sağdır, Allah selamet versin. Bizim Trabzon'un önemli yıldanlarındandı. Hala da bizim için değerli bir insandı. Hüseyin Yaroğlu abimiz de öyle kravat bağlardı. Esinlendim ondan. Nasıl kemenciyi, başkalarına nasıl esinlenmişse Hüseyin abiyi de örnek aldım. Hala da Hüseyin abi öyle devam ediyor. O bir modadır yani, bir giyim tarzıdır. Ben aslında Rumca bülgü yaptım da kasetimde de ilgili firma o diğerlerini sıralamaya koydu. Yoksa benim şu anda okunmuş ama kasete konulmuş ülküm var. Yani o bir şey değil. Yani okumayı düşünebilir misin? Düşünürüm tabii canım. Niye düşünmeyeyim? Yani bu Rumca bülgü okuman İngilizce, Fransızca, İtalyanca okunuyor da bu niye okunmasın? Aynen. Ha bazıları bunu kaşıyorlar. Etnik bir gimlik havasına sokmaya çalışıyorlar. O bizim dışımızda bir olay değil. Bizim kültürümüzde bu vardır, okuruz ama bizim de değerlerimizi yanlış yorumlayan da onu da mektubunda okuruz. Rahmetli dedem size ne der? Ulan Yusuf, ulan bak kendini, gel bakayım buraya. Buyurun Eşmettin amca, ulan atar buraya Çalkemenci. Onlar o zaman da onların yaş grupları vardı. Rahmetli Anasuldan Fikri Yavuz Yıldız. Onlar grup da onlar biliyor musun? Tohumun Hikmetler, Pop Şera'dan olsun, Holo'dan olsun, işte bizim Selahattinler falan. Hatta Porozancı Hasan Dayı vardı, Beza Şendürk'ün babası vardı, Müftü evet, amca. Evet, onlar bir ekaliyetti yani, onlar gitti. Daha geriye dönüşü yoktu. Onlarla Sultan vardı, otururdu. O zaman da belediye başkanıydı. O zaman da belediye başkanı olmak çok ambiyansı bir olaydı. Yani şu anda milletvekillerine kimse itibar etmiyor ama belediye başkanı olmak da o zaman ciddi bir olaydı. Sonra rahmetli dedim de saygın bir kişiliği vardı. Kültürlüydü, sevimliydi. Herkesin gönlünü fethetmişti. Ekonomik bir çıkar peşinde değildi, hizmet peşindeydi. Ve o yolda da öldü zaten. Onun için dedeni çok seviyorum rahmetli. Çok bizim sevgi, saygıyla yad ettiğimiz, rahmetle andığımız bir büyüğümüzdü. Kalan ailesine sağlık ve